Çünkü karşıdakilere bak. PKK'yla bir doğru ile bile, doğru meselede bile yan yana gelmek istemem. Bu ehli küfür doğru bir işe tevessül etse bile ben onun yanında olmak istemem. Çünkü niyet bozukluğuyla Nimet ablanın bilet parasından cami yaptırması gibi niyet bozukluğuyla amellerin esası niyettir. İnnemel amali bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlenir. Mesela Mustafa Kemal masonluğu kapattı diye alkışlamam. Mason düşmanıyım. Alkışlamam. Çünkü biliyorum ki Maşık-ı Azam yapmadılar diye. Bu maksatla kapatma benim makbulüm değil. Fikren karşı olabiliyor musun? Bütün kabinesi masondu. Aynı şey. Kiminle berabersin? Peygamber el mer'u me'amene habbe diyor. Kiminle berabersin ey Saadet Partili? Duymadın mı Erbakan'la başkanlık sistemini istiyordu? Duymadın mı? Benim onunla 40 sene beraberliğim var. Ben şehadet ediyorum ki bunu istiyordu. Ama yazılısını da göstersen gene inanmazlar. Çünkü hayır diyenler hukuki bir esbab-ı mucibeyle hayır demiyor. İdeolojik maksatlarla hayır diyor. Eğer Tayyip Bey Ecevit tavrında bir adam olsaydı, fikriyatında bir adam olsaydı, hayır diyenlerin hepsi evet derdi. Evet diyenlerin de hepsi hayır derdi. Buradan bir şey anlayın. Bir meseleyi şahsa göre değerlendirmek doğru olmaz. Hiçbir karımız olmayacaksa koalisyon belası olmayacak. O Saadet Partililer düşünmüyorlar ki %10 baraj sizi meclis dışı bırakıyor. Bu koalisyon kurulma güçlüğünden dolayı konulmuştur. Koalisyon endişesi olmadığı için baraj kalkacak. Bir kişiyle iki kişiyle de olsa sen de meclise gireceksin. Bindiğin dala baltalıyorsun. Allah akıl fikir versin. Amin.